Kollarda oluşturulan damar yollarından bahsederken kolların toplar damar ve atar damar anatomisini çok iyi ortaya koymamız önemli. Bunu yaparken yapacağımız en önemli şey toplar damarlarda derin damar ve yüzeyel damarların ne anlama geldiğini anlamak. Kolların atar damarla gelen kanını toplar damarlar bir yüzeyelde tam cildin altında olan damarlarla bir de derinde atar damarla birlikte seyreden damarlarla ee, kalbe geri toplamaktadır, taşımaktadır. Bunu yaparken biz yüzeyelde bulunan damarları kullanarak arteriovenöz fistül ameliyatlarını yapabiliyoruz. Yüzeydeki damarların yeterli olmadığı sadece derindeki toplar damarların uygun olduğu durumlarda ise fistül yapamayacağımız için graft koymayı tercih ediyoruz. Burada kolların yüzeydeki damarlarını gördüğümüz zaman bunlarda kişiden kişiye çok farklılıklar gözlenebilmektedir. Fakat biz fistül ameliyatlarında özellikle hastaların sefalik damarlarını kullanıyoruz. Ve kolun haritasını çıkarırken en önemli değerlendirdiğimiz damarlar bu damarlar, sefalik damarlar. Sefalik damarlar baş parmağın olduğu bölgeden başlayıp kolun dış kısmında seyreden ve daha sonra gene kolun dış kısmında yukarıya kadar uzanıp daha sonra bir ark oluşturarak büyük ana damarlara akan yüzeyel damarlardır. Biz bunları ya bilek hizasında dallanmaların en az etkileyeceği şekildeki seviyede atar damarla birleştirerek yapıyoruz. Bunu biz bilekte yaptığımız zaman radyal arterle sefalik damarı bir araya getirdiğimiz için radiosefalik fistül yapmış oluyoruz. Ya da daha Yukarıki seviyede brakial arterle sefalik veni birleştirdiğimiz için brakio-sefalik fistül yapmış oluyoruz. Bu damarların çok değişik anatomileri olabilir. Kimi kişilerde çok aşırı dallanma olabilir ve buna bağlı olarak da tam doğru yerde arterle venin birleştirilmesi uygun seçenek olacaktır. Uygun sefalik venimizi bulduktan sonra birleştireceğimiz arterde Kolda ilk başta aksiler arter, daha sonra yine tek bir damar olarak brakel arter olarak seyrediyor. Daha sonra brakel arter dirsek eklemi hizasında, özellikle dirsek ekleminin bir santim aşağısında antekübital dediğimiz bölgede, dışta radial arter, baş parmağı doğru ilerleyen ve işte ulnar arter olarak devam ediyor. Radyosefalik fistülü biz radial artere bilek hizasında Brakel arteri de hizada yapabiliyoruz. Damar erişimi için planlama yapmadan önce en önemli konu Doppler ultrasonla kolun damar haritasını ortaya çıkarmaktır. Bir hasta diyalize başlamadan önce bunun çok net bir şekilde yapılması ve uzun yıllar boyunca ileriki 5-10 yıl hangi damar yolunun nasıl kullanılacağının en baştan planlanması en doğru yaklaşımdır. Doppler ultrason, Ses dalgalarını bu gördüğümüz, elimize tuttuğumuz probdan gönderip dokulardan yansımasına göre bize görüntü veren bir cihazdır. Doppler ultrasonun en önemli avantajı herhangi bir yan etkisi olmayan bir testtir. Aktif olarak ben bu probu koyduğum yerdeki yapıları, akımları görebiliyorum. Dezavantajı ise Doppler ultrasonla buradaki göğüs kafesinin içerisindeki damarları görememem oradaki derin dokulara yeteri kadar işlemiyor olmasıdır. Damar yolu planlanırken ilk olarak hastanın aktif olarak kullanmadığı koluna bakıyoruz. Bu sayede aktif kullandığı kolu hastanın ileriki yıllardaki damar yolu için kullanılma durumu söz konusu olabilir. Koldaki damarlarda bizim ilk olarak toplar damarları, özellikle de yüzeyelde seyreden toplar damarları, sonrasında da derin toplar damarları ve atar damarları net bir şekilde görmemiz lazım. Doplerin bize sağladığı şey hem bize yapıları gösterebiliyor hem istersek bu yapılarda akım miktarı nedir bunu değerlendirme şansımız olabiliyor. Renkli dopler dediğimiz zaman istediğimiz yapılardaki akımları bize ölçüp Damarı şöyle göstereyim. Günümüzde Doppler cihazıyla hem damarların akımını renk olarak görmemiz mümkün hem de istediğimiz zaman bu damarlarda akımların ne oranda olduğunu değerlendirmemiz, ölçmemiz mümkün olabiliyor. Kolu değerlendirirken ilk olarak ön kolda Uygun cilt altında yüzeyel damarların olup olmadığına bakmak gerekiyor. Uygun damarları bulduğumuz zaman haritayı tam olarak ortaya koyabilmek için bu damarların ne kadar genişlikte olduğunu da ve nerede dallandıklarını da ortaya koymamız önemli. Örneğin burada ön tarafta gördüğümüz iki tane küçük damar daha sonra birleşiyor ve daha geniş tek bir damar oluyor. Üst kolda genellikle dış tarafta başlayan sefalik damarı gene dopplerle net bir şekilde görebiliriz. Dopplerin bize sağladığı önemli bir avantaj, dopplerin damar boyunca ilerletip herhangi bir yerde damarın çapında bir değişiklik olduğu, damar duvarında bir farklılık olduğunu değerlendirmemiz mümkün. Aynı zamanda bastırdığımız zaman damarın açık olup olmadığını Lümenin tıkalı olup olmadığını anlamamız da mümkün. Bu sayede biz hangi toplar damarın nerede dallanıp anastomoz yapmak için nerede uygun olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu tamamladıktan sonra arter sistemini de daha net bir şekilde değerlendirmemiz mümkün olabiliyor. kolda öncelikle ön taraftaki ön koldaki sefalik damarı kullanmak istiyoruz. Buradaki damar uygun olduğu takdirde radyosefalik fistül yapmamız için bize uygun bir olanak sağlıyor. Bu damarın uygun olmadığı zaman kolun gene dış tarafında seyreden diğer sefalik damarı kullanıp buradan radyosefalik fistül, sefalik fistül yapmamız mümkün olabiliyor. Bu damarların ikisinin de uygun olmadığı durumlarda bazilik damar dediğimiz ilk başta üst kolda yüzeyel seyreden ama daha sonra gittikçe daha derinleşen ve daha sonra da derin bir paket içerisinde atar damar ve sinirlerle seyreden damarı da değerlendirmemiz mümkün. Bazen gerektiğinde burada yüzeyel seyreden daha sonra derinleşen bu damarı bulunduğu derin yerden çıkarıp yüzeyelleştirip yerleştirip tekrar atar damarla birleştirdiğimizde bazilik ven yüze yerleştirmesi fistüle ameliyatında yapmış olabiliyoruz. Bu sayede Doppler bize net bir şekilde damarların nerede dallandığını damarların açık olup olmadığını, damarların kalitesini iyi bir şekilde anlatıyor. Doppler'in bize söyleyemediği tek şey göğüs kafesinin içerisine kadar uzanan geniş ana damarların açık ya da tıkalı olduğu Bunları net olarak değerlendirebilmek için venografi dediğimiz damarlardan içeriye bir iğne girip buradan kontrast madde verip onun akım olarak büyük damarlardan geçerken ki videosunun çekildiği e, filmlere ihtiyacımız var. Doppler bizim için özellikle kolun haritasını çıkarmak için zararlı olmayan çok kullanışlı bir e, radyolojik yöntem. Fakat Doppler'in en önemli dezavantajı daha derindeki göz kafesinin içerisindeki damarları görebilmemiz için bize kaliteli görüntü sağlayamıyor. Buradaki damarların açıklığını ve özelliğini tam olarak anlayabilmek için venografi dediğimiz toplar damarları bir branül girilmesi, buradan kontrast madde verilmesi ve bu maddenin kan gibi akarken ana damarlarda nasıl dolgunluk sağladığının videosunun seyredilmesi en değerli yöntem olmaktadır. Bu radyolojik yöntemlerle e, özellikle öncelikle ultrason gerekli gelinirse venografi yapılarak hastanın kolunun damar haritası çok iyi bilindikten sonra öncelikle fistül ameliyatı seçenekleri değerlendirilir. Fistül olamadığı durumlarda, yüzeyel damarların uygun olmadığı, sadece derin damarların açık olduğu durumda öncelikle ön kola, sonra da üst kola greft konması için planlama yapılabilir. Bunları hem sol kol için hem sağ kol için iki taraflı yapıp tamamıyla gelecekteki yıllar düşünülerek hastaya en uygun damar yollarının öncelikle fistül sonra greft olarak planlanması önemlidir.